Ha, yatıyor muydun? Seni göremeyince. Kuzum, nasılsın? Aleykümselam. Seni göremeyince dedim, ne oldu ki, bir şey mi oldu ki dedim ya. Gebe koyunum benim. Kocuğum. Benim güzel kuzularım. Bakın dostlar, bayağı maşallah. Bunlar da ayaklandılar. Yem bekliyorlar. Arkadaşlar, Nur abi geldi de. Biraz onunla da konuştuk, muhabbet ettik. Biraz et fiyatları üzerine muhabbet ettik. Biraz inek, bir inek diyor 15-20 milyar diyor. Şimdi 50 bin lira olmuş diyor. Koyun fiyatları da 5, 6, 7, 8'e çıkmış falan. Onun muhabbetini yaptık biraz da. Bakalım hayırlısı ya. Ben de WhatsApp'ta paylaşmışım. 2018'de bir tane koyun 800 lira. Mesela şöyle gözünüzün önünde gördüğünüz çıtır gibi koyun 800 liraymış. Kuzular 200 TL'ye satılıyormuş. Şimdi her şey çok çok farklı oldu dostlar, biliyorsunuz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Fiyatlarla girdik. Et fiyatıyla, kıyma fiyatıyla, koyun, inek fiyatıyla girdik ama yapacak bir şey yok. Hayatın acı gerçekleri bunlar. Gerçekten de fiyatlarımız çok 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 da yükseldi. Ben de biraz önce söylemiştim. WhatsApp'ta bunun paylaşımını yapmıştım. 2018'de bir tane çıtır gibi koyunumuz 800 TL. Kuzularımız da 200 TL'den, hatta şu an benim damda videoda çektiğimiz kuzulardan daha büyükleri 200 TL'den satılıyormuş. Tavuklar 20 lira. Şu an neredeyse bir tavuk 200 TL olmuş. Dostlar, ne bileyim, gerçekten de Allah sonumuzu hayır etsin. Gerçekten fiyatlar çok çok öteye gidiyor. Bunların da böyle olmasının tek sebebi var arkadaşlar. Saman fiyatı ve yem fiyatları gerçekten çok yükseldi. Üretici zor durumda. Tabii bizim gibi böyle az koyun yapan için çok önemli bir şey değil ama hani biz bile aylık neredeyse 1000 lira, 1500 lira yem parası veriyoruz arkadaşlar. Yani tavuklarımıza derken, koyunumuza yem parası, şu bu derken, neyse içinizi karartmayayım. Şu an ben bu videoyu sabah çekiyorum. Sabah çekiyorum. Bartın'dan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar ve günaydınlar arkadaşlar. Videomuza başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Bakın şöyle kamerayı çevireyim. Dün bizim yeni aldığımız koyunumuz mancarların içine dalmış. Babam çıtırla mazlumu güymüştü ama ben de işte olduğum için babam baktı dün bunlara. Orada tarlanın kapısını da açık bırakmış. Babam bir gidiyor, şıbınları güyüyor işte. Bir bakıyor şey yok, yeni aldığımız buzdacı koyun yok. Bakıyor. Ondan sonra bir bakmış serenin kenarında mancarların içine dalmış. Mancarları yiyormuş. Babam tam var ya yarım saat onu oradan çıkarmak için uğraşmış. Şimdi bunları da mazlumla çıtır da görmediği için orada zannediyor. Serenin etrafında tam 50 tur dönmüşler arkadaşlar, fır fır. Hemen buraya şurada mancarları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mancar Bartın'da lahana derler. Bir şey derler ama bizim burada Bartın'da mancar diyorlar. Bakın burada kim var? Doberman. Hani burada Doberman. Oğlum Doberman lan, Doberman. Dostum. Mazlum. Mazlum gel. Mazlum. Mazlum gel, bir şey diyeceğim. Mazlum. 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 Mazlum, senden bir röportaj yapalım, gel. Takipçilerimiz sana kızdı. O da şeye yürüyor. Çıtıra yürüyor vallahi. Kuzuyu niye dalına takıp attın lan? He? Mazlum. Ama bu da çıkacak neredeyse lan. Bu yine bir çaresine bakacağız. Yemliği düşecek. Bunu iyi bir tamirini yapacağız. Güzel kızım benim. Bana iki tane kuzucuk verdin sen. Bak ne yapıyorlar onlar. Şuna bak ya. Şu budayı güzelliğine bakayım. Vallahi acıkmışlar. Dün hiç bakamadım dostlar bunlara. Babam da gerçi güzel bakıyor da. Yine de bunlar da aklım kalıyor. Ne yalan söyleyeyim.
Tamam bak. Şimdi ben senin suyu da koyarım. Arkadaşlar bakın. Bunlar da güzel güzel yiyor. Bundan sonra samanı biraz az vereceğim. Çünkü ince olanları yiyor. Kalın da yemiyorlar. Ben de şöyle altlarına kuruluk diye attım. Kalın olan samanı. Az bir şey saman dökeceğim. Üzerine yemini vereceğim. Zaten hepsini yiyemiyorlar. Kalanı da yine altlarına böyle kuruluk olarak atacağım. Bir anda atınca böyle çok piş gibi görünüyor. İnsanın karnı da yanıyor. Dün samancıyı aradım. Abi dedim sen de balya şey var mı? Çuvallı saman var mı dedim. O da var kardeşim dedi. 120 TL'den satıyor. Bakalım bir 5-10 şey çuvalın içinde baskılı bir şekilde getireceğiz. Doğanın içindeki kanalı takip edenler bilir. O sürekli öyle baskılı şekilde o samandan kullanıyor. Balya şeklinde. Böyle çuvalın içine presli saman diyorlar ona. O presli saman incecik oluyor arkadaşlar. Böyle yem gibi. Koyunlarımızı ondan alacağız. Eminim ki yemle karıştırınca onu da yemle karıştırıp da vereceğiz. Böyle yemin üzerine değil de yemle karıştırıp komple öyle vereceğiz. İnanın daha güzel olacak. Hem de saman zayi etmemiş olacağız arkadaşlar. Kızım. Anayın altından mı geçiyorsun sen? He? Anayın yanından bir öyle mi geçiyorsun? Arkadaşlar şöyle sularını da doldurdum, tazeledim. Zaten günlük su değişimi yapıyoruz bunlara. Şöyle kızımız yavrularını da aldı. Sıcak bir ortamda güzel bir şekilde karnını doyurmaya devam etsin. Haydi 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 çıkın 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 çıkın. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Şöyle de güzel bir yem karışımı yaptım. Kırık buğday var içinde. Bir de bizim küspeden falan ayarladım. Tavuklarımızı da şöyle şuraya verelim dostlar. Şurası şöyle beton ya. Güzel iyi bakalım burada hadi. Şöyle. Bir yere vuralım. Güzel karnınızı doyurayım. Arkadaşlar bir de biliyorsunuz Türkiye'yi sarsan şap, hayvanlarda şap olayı hastalığı var. Rabbim tüm üreticilere kolaylıklar nasip etsin. İnşallah hiçbir hayvanımıza bulaşmaz. Böyle yayılmaz. Çiftçilerimizi de üzmez bu zor zamanlarda. Ramazan da geliyor. Herkesin et ihtiyacı var. Kıyma ihtiyacı var. Şu ihtiyacı var. Bu ihtiyacı var. Piyasada daha da yükselir böyle olursa. İnşallah tez zamanda hemen de çözülür. Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin bizlere. Arkadaşlar şöyle şurayı kapattım. Bakın tavuklarımız arka tarafa geçemiyor. O zamandan beri zayiatta vermiyoruz. Biliyorsunuz dişi kazımızı kaybettik dostlar. Onu çakal kaptı. Ben 4'te işe gittim. Saat 5.30 gibi gelmiş yukarıdan. Böyle yerimizden kazımızı almış gitmiş. Baktı babam kazlar gidiyor. Bir tane erkek kazımız varmış. Onu da kesmiş arkadaşlar. Güzel bir şekilde kesmiş. Tüyünü yonmuş. Pişirmiş. Evde bekliyor. Hatta dün akşam yapmış onu. Biz bir iki budunu yedik. Gerçekten dostlar eti öyle lezzetli ki. Size nasıl anlatayım. Aynı hayvan eti gibi böyle. Kırmızı et gibi. Yani büyükbaş eti gibi. Gerçekten de çok güzel. Kokusu da biraz ona benziyor. Vallahi gayet de beğendik. Güzel. Ama hiç kazımız kalmadı yani. Kaz işini bu şekilde bitirmiş olduk. 3-4 senelik bir kaz serüvenimizde böylece bitmiş oldu. Bakalım yumurtamız var mı arkadaşlar şöyle. Durdurayım. Ne oldu? Bak yumurta var. 2 tane koyun yumurtası aldık taze taze. He? Yiyecek misiniz? Aha, bak püsküllü de geliyor. Püsküllü gel. Gel oğlum. Püsküllü çiftleşmenin peşinde. Püskül. Gel. Arkadaşlar. Mart ayı kedilerin çiftleşme ayı biliyorsunuz. Püskül buradan hiç ayrılmıyor. Bu aşağıdaki komşumuzun kedisi. Sürekli dişi kedilerin peşinde kovalayıp duruyor. İki tane yumurta aldık. Biri sıcak, biri soğuk. Birini herhalde daha yeni yumurtlamışlar. Gıdak gıdak ediyorlardı. Daha gün içi bir tane mavi yumurta alırız. Birkaç tane daha yumurta alırız. Allah'a şükür tavuklarımız güzel yumurtluyorlar. Evin yumurta ihtiyacını bir nebze de görüyorlar arkadaşlar. Bayağı bir çoğaldı çünkü. Şimdilik dışarıdan yumurta almıyoruz parayla. Bize yetiyor. İnşallah tavuklarımızı da çoğaltmayı düşünüyorum. Civciv alacaktım bir arkadaştan. Onun da civcivleri ölmeye başlamış arkadaşlar. O yüzden bana vermedi. Ayıp olur işte verdiğinde 3 gün sonra bak öldü. Verdiğin civciler dersen diye demeyiz de o öyle düşünmüş. Sağ olsun bize hasta falan civcivleri vermek istememiş. Belki tavuk şeklinde alırız. Belki kendi külüğümüzden
Grubumuzdan civciv çıkarmaya çalışırız dostlar. Güzel şeyler düşünüyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak. Günden güne daha güzel şeyler olacak. Şimdi annemle biz çarşıya gideceğiz. Ben saç tıraşı falan olacağım. Lafı da fazla uzatmayayım arkadaşlar. Bu videomuz da böyle olsun. Bunu biraz kısa tuttum. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yeni gelen abonelerinize, dostlarımıza, ailemize, yeni katılan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Destek veren, izleyen, beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Tez zamanda 1000 abone olma dileğiyle görüşmek üzere. Allah'a emanet arkadaşlar. Kedi, kömese girme. Ne yapacaksın kömeste?